Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ulu Cami bölgesi olarak bilinen İshak Çelebi Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Ergün'ün İshak Çelebi Mahallesi ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açık Dil Tamer Çipiloğlu, Temizlik İşleri Müdürü Haşim Elmalı ile birlikte Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Köroğlu da yer aldı. İshak Çelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök ve mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Ergün, imar planıyla ilgili olarak bilgi verdi. İmar planının Manisa için gerekliliğine değinen Başkan Ergün, daha önce de defalarca dile getirdik. Kimsenin mağdur olmayacağı bir plan için çalışıyoruz. Şu anda imar planı ile ilgili itirazlar değerlendiriliyor. Mahallelerde yaptığımız toplantılarda da halkımıza imar planı hakkında bilgiler veriyoruz. Planı inceleyen halkımız da artık sıcak bakmaya başladı. Daha önce aldıkları yanlış bilgiler nedeniyle itiraz eden vatandaşlarımız planın kendilerini mağdur etmeyeceğini görmeye başladılar. Tabii ki yapılan bazı hatalar vardır. Bunlar binlik planlarda yeniden değerlendirilecektir diye konuştu. Bölgede hükümetin çıkardığı yasalar çerçevesinde başlatılan kentsel dönüşümle ilgili olarak da bilgi veren Başkan Ergün, burada oturan vatandaşlarımız depreme karşı uygun olmayan evlerde yaşıyorlar. Bu nedenle bölgede çalışmalarımız başladı. Anlaşmaya vardığımız ev sahiplerine paralarını ödeyip kamulaştırmalarını yapıyoruz. Anlaşmaya varamadığımız vatandaşlarımız da mahkeme yoluna başvurdular. Bunun içinde mahkeme kararlarını bekliyoruz. Çıkan kararlara göre hareket edeceğiz. Herkes mahkemenin verdiği kararlara saygı duymak zorunda dedi. Geçtiğimiz dönemlerde Ulu Cami bölgesinde parsellerin villa olarak ayrıldığını da hatırlatan Başkan Ergün, biz bunun da önüne geçerek villa olarak ayrılan parsellerde imar değişikliği yaptık. Bu bölge yapılacak dönüşümün ardından yine halkımızın kullanacağı yeşil ve sosyal amaçlı alanlar olarak yeniden düzenlenecek dedi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İshak bir Mahallesi'ni ziyaretinde yanına gelen 76 yaşındaki Leyla Bükeroğlu isimli yaşlı bir kadının da sorunlarını dinledi yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle sıkıntı yaşadığını ancak Manisa Belediyesi'nin destekleriyle ayakta kaldığını ifade eden yaşlı teyze, oturduğum evin çatısı sizler sayesinde yenilendi. Gelen sıcak yemek sayesinde ömrümü sürdürüyorum. Sizlere destekleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum dedi. Başkan Ergün de Leyla teyzenin diğer eksiklerinin de tamamlanması için talimat verdi.